Bir arkadaş da şunu sormuş. Selamun aleyküm demiş. Yurtta okuyorum. Yurdum yemekhane bölümü Diyanete bağlı. Etleri kimin kestiğini, besmele çekip çekmediklerini bilmiyoruz. Etlerin suyundan veya yağından diğer yemeklere de karıştırabiliyorlar. Bu durumda ne yapmam lazım? Asıl dikkat edilmesi gereken konu kesenin Müslüman veya müşrik olması mıdır? Yoksa besmeleye mi dikkat edilir? Bana hüsnü zanda bulunarak kesenin besmele çekmiş olabileceğini ve eti yiyebileceğimi söylediler. Allah en doğrusunu bilir. Bu konuda içim rahat değil. Bizleri aydınlatabilir misiniz hocam? Allah sizi hayırla mükafatlandırsın. Allahumma amin demiş. Evet. Şimdi bu et meselesiyle alakalı öncelikle çok soru geliyor. Şimdi bununla alakalı biz bir ders yaptık. İsteyen bundan sonra Allah'ın izniyle o derse bakabilir. Bununla alakalı bir risale de var. Onu da okuyabilirler. Bizim bu arkadaşa söyleyeceğimiz mesele şudur. Öncelikle yemeğin içinde haram dediğiniz etten var ise bu yemekte ne değildir? Bu yemeği yemek caiz değildir. Neden caiz değildir? Çünkü içine haram karıştığı için caiz değildir. Yani suyundan karışmıştır, başka bir şeyden karışmıştır. Müslüman ihtiyaten eğer şüphe var ise onu yememesi daha hayırlıdır diyebilirim. İkinci bir durum burada yani kesenin Müslüman mı veya müşrik olması mıdır? Evet, kesenin Müslüman veya müşrik olması bu etin helal veya haram olmasını bize göre belirtiyor. Mesela örnek vereyim. Bizim için helal olabilmesi için yani bizim yiyebilmemiz için bir Müslümanın kesmesi, Yahudi veya Hristiyanın kesmesidir diyebiliriz. Herhangi bir müşrik ne niyetle keserse kessin onun kestiği yiyilmez. Çünkü o nedir? Çünkü o artık mundardır diyebiliriz. Neden öyle söylüyoruz? Bunun 2-3 tane sebebi var. Allah Azze ve Celle kitabında Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların kestiğini helal, geri kalan kimselerin kestiklerini haram görmüş. Müşriklerden ise Yahudi ve Hristiyanlarınkini helal, geri kalanınkini ise ne görmüş? Haram görmüş. Bununla beraber bu şahıslar ister besmele çeksin, ister çekmesin, ister Allah'a kessin, ister başka bir şey kessin, bizim için illet dindir. Neden? Çünkü biz diyoruz ki bu müşriklerin amelleri geçersizdir. Geçersiz olduğu için amelleri yoktur, yok hükmündedir. Yok olan bir besmele, bir niyet de Allah katında geçersizdir diyeyim. Mesela örnek vereyim hatırlarsanız biz her zaman zikrediyoruz. İşte illa ma zekkeytum ayetini zikrediyoruz. Sadece bu ayetle ilgili değil. Yani biz bundan önceki derste anlatmıştık. Sadece bu ayetle alakalı değil. Bir müşriğin ameli geçersizdir. Burada Müslümanlar ittifak içindeler. Bir müşriğin ameli geçersiz ise o zaman besmelesi de geçersizdir. Niyeti de geçersizdir. Her şey geçersizdir. Neden? Çünkü besmele bir amel midir? Ameldir. Niyet bir amel midir? Ameldir. Dolayısıyla amelleri geçersiz olan müşriklerin kestikleri haramdır diyeyim. Bu arkadaşımıza da şunu tavsiye edeyim. Eğer böyle bildiği bir yer varsa buradan yemesin. Özellikle bir Müslüman kestiyse onun kestiğini yesin. Veya bir Yahudi Hristiyan kestiyse onun kestiğini yesin ama bir müşriğin kestiğini kesinlikle ama kesinlikle yemesin diyebilirim.